Kardeşlerim, cümletten selamun aleyküm. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz reislerim. Kardeşlerim nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Şimdi fark ettim de sakalıma bir şey yapıştırıyor. Onu aldım attım da. Kardeşlerim şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün Allah'ın izniyle Honda'nın içini güzelce bir temizliyoruz. Biliyorsunuz Honda'yı açtırdık. Açtırdığımız gibi de mecbur sağa sola gittik. Malum çocuk da iki tane de çocuk var. Onlar da maşallah arkada bir şeyler yiyip içtiği vakit arkada bir nevi güzel bir büyük bir organizasyon gerçekleştiriyorlar. Parti mi diyorsunuz artık, hani ne derseniz deyin. Şimdi sanki arkada böyle 50-60 kişi yemek yemiş de çöpünü yere atmış gibi bir izlenim bırakıyorlar. O yüzden ben de dedim hani bugün güzelce bir araban hem içini güzelce bir temizleyeyim, camları falan güzelce bir böyle bir parlatayım. Dedim hem temizlik yapayım hem de onun videosunu çekeyim sizlerle paylaşayım reislerim. Araba valla perişan halde, hatta göstereyim size. Şimdi önden başlayalım. Yani perişan halde dedim ama hani şimdi pek fazla belki değildir. Ama yine de işte insan içi rahat etmiyor. Önde çöpler möpler. Böyle arabanın önü toz duman içerisinde. Bu aralar hava da sıcak. Sunroof'u falan açıyoruz. Yani Allah'tan bunun da bu sunroof özelliği var, yani çok iyi. Ondan sonra böyle aralar falan bayağı bir kirli, öyle söyleyeyim. Buralar, buraların altı. Hele ki şuranın altını bakın göstereyim eğer duruyorsa. Sirkelemiştim ama buranın altında hep böyle yemek memek artıkları falan vardı. Neyse onları ben sirkelemiştim. Ondan sonra buraya da ben dolabı koydum. Sağa sola gideceğim vakit buranın içine içecekler falan koyuyorum. Yani böyle bu tarz dolap molap bulursanız vallahi yaz günleri tavsiye ederim. Acayip bir şey yarıyor. Bir de içerisine böyle evin içinden nasıl diyeyim, böyle bir şeyi dondurun. Sonra bunu içine atın ekstradan. Zaten bunun pervanesi o soğuğu da böyle güzelce içeride çevirdiği için içecekleri var ya, 10 numara 5 yıldız falan soğutuyor yani. Bunu da böylelikle göstermiş oldum. Bunu izine gittiğimde almıştım. Hatta içini de göstereyim. İçi de bayağı büyük. Bunu Türkiye'ye izine gittiğimde almıştım. Bayağı da bir işe yaramıştı. Yani bunu şiddetle tavsiye ediyorum reislerim. Ondan sonra şimdi ne yapacağım? Bu çocuk koltuğunu güzelce bir çıkartayım. Bunu aynı şekilde çıkartayım. Camlar rezalet. Şu arka camları benim küçük kızım valla ıslak mendille falan silmiş. Bilmiyorum belli oluyor mu tam. Kameradan pek fazla belli olmuyor. Şöyle belli oluyor. Şu arkaları falan güzelce bir sileyim. Ondan sonra şuraları güzelce bir benim siyah bu torpido parlatıcı spreyim var. Onunla da bu siyah yerleri onunla temizleyeyim. Camlarımızı, mamlarımızı güzelce bir temizleyelim. Ondan sonra bakalım şey yaparız. Zaman bulursak daha sonra arabanın güzelce dışını falan yıkarız. 1-2-3 diyorum. Startı veriyorum reislerim. Haydi hep birlikte. Reislerim arka tarafı boşalttık şimdi. Şu örtümüzü de alalım. Bunu normalde şu koltuktan şu koltuğa kadar seriyorum. Mesela bir şey falan yedikleri vakit bunun üzerinde toplanıyor. Bazen koltuğu süpürmeye gerek kalmıyor. Bunu çıkartıyorum ayfak. Bunu sirkeliyorum. Ondan sonra fazla uğraşmıyorum süpürgeyle müpürgeyle. Dolabı şimdi buraya koydum. Çocuk koltuklarını da buraya. Bunlar şimdi burada kalsın. Zaten ben süpürgemi şey yaptım. Arabanın bagajına koydum. Bagajımızı da açalım buradan. Şimdi süpürgeyi kuracağım. Allah'tan ev birinci kat reislerim. Birinci kat olmanın, yani birinci katta oturmanın avantajları. Şimdi elektrik süpürgemiz burada. Bunu da vallahi mahvettik ama bayağı yine kaç senedir işimizi görüyor. Şimdi onu oraya bağlayacağım bir güzel. Ondan sonra Allah'ın izniyle arabanın içini güzelce bir temizleyeceğiz. Sonra da bakalım, bagaj aslında temiz ama bagaja da bir el atarım. Şimdi ben süpürgeyi bağlayayım reislerim. Ondan sonra hep birlikte arabanın içini süpürmeye başlayalım. Reislerim, vallahi bitirdik. Süpürme işlemi bitti. Böyle köşeleri falan, halısını falan güzelce bir temizledim. Ondan sonra koltukları falan.
Aynı şekilde arkaları da güzelce de bir süpürdüm. Yani bayağı bir berbat olmuş. Bayağı bir ekmek kırıntısı falan çıktı. Ondan sonra arkayı da bu şekilde yaptık. Şu koltuğu ayarlayıp. Aynen. Oy, koltuğu ayarlayayım derken biz öne yapıştık ya. Arkayı da bu şekilde güzelce bir temizledik reislerim. Önü, sağ, solu vallahi 10 numara oldu. Ondan sonra bu tarzı da aynı şekil. Ya Türkiye'ye gitmek nasip olsaydı ya da bu arabayı inşallah bir gün götürmek istiyorum. Şu halısını falan da Allah izin verirse orada değiştirmek istiyorum. Çünkü halısını hani ben kendi çabalarımla temizledim ama artık yılların verdiği yorgunluk diyorum. Yani çoğu eski arabalarda yani bu tarz halı kullanılıyor ama halısı bayağı bir berbat ya. Öyle söyleyeyim yani videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yani süpürdüğünüz vakit tamam temiz ama hani böyle biraz rengi mengi ne bileyim bir değişik. Türkiye'ye gideceğimiz vakit inşallah bu iç döşeme, koltuğu falan Allah'ın izniyle onu da orada inşallah yapacağız. Halısını da aynı şekilde getirdim buraya. Şimdi süpürdük ama şu fırça da olması lazım. Bazen şu aralarda olan şeyler çıkmıyor. Mecbur bu fırça yardımıyla onu da o şekilde yapıyorum. Şimdi halıları da hallettik. Şimdi bunları yavaştan arabaya yerleştireyim. Ondan sonra bebek koltuğu, çocuk koltuğunu da yavaştan yerleştireyim. Ondan sonra camlara geçeceğim. Camları da güzel bir temizleyeyim. Sonra şu siyah bölgeleri de güzelce bir parlatayım. Arabanın iç temizliğini bugün bu şekilde bitireyim. Haydi bakalım reisler. Reislerim camı da bu bezle temizliyorum. Bir de bu marka cam sil suyu alıyorum. Bu Almanya'da olanlar bilir. DM'de falan. Fiyat uygun valla. 1.50 mi 2 euro falan ne. Valla bezle bu cam bezi. Bununla sildiğiniz vakit valla camı jilet gibi yapıyor. Bakayım ismi cismi yazıyor mu. Ha, bu da DM'inmiş. Yani şöyle aklınızda bulunsun. Yani almak isterseniz mikro fiber mi artık aynen. Zaten şey fence tok diyor yani cam bezi. Bunu cama sıktığınız vakit valla camı falan 10 numara 5 yıldız yapıyor. Bakayım şimdi gözükecek mi ama. Yani ben genellikle bunu kullanıyorum. Hem BMW'de hem de reislerime söyleyeyim. Şimdi Honda'yı açtım. Şimdi Honda'da kullanıyorum. Bakın görüyorsunuz mu? Jilet. Yani jilet gibi yapıyor yemin ederim. Yani bu bezi bulabilirseniz alın valla. Eğer böyle arabanın camını falan silecekseniz. Şimdi benim camda biraz çizikler müzikler var ama sanki cam açıkmış gibi. Yani bak parmağımı vurmasam sanki cam açıkmış gibi gözüküyor. Hani bu bezi kullanıyorum. Haberiniz olsun. Evet reislerim, şu koltukları da yerleştirdik. Arabamızın arkasını güzelce ayarladık. Beyaz ve küçük pınar hanım için. Öne de halıları koyduk. Ya inanın var ya şu çocuk koltuğu var ya, bak şu bizim küçük kızın. Bilmiyorum şu koltukları çıkarttıktan sonra takmakta zorlananlar var mı bilmiyorum ama gerçekten takması bayağı bir uğraştırıyor adamı. Öyle söyleyeyim ama hallettik. Bayağı da bir terledik, bayağı da bir yorulduk. Berat reis, gelsene bir şey diyeceğim sana. Oğlum akşam arabayı nereye götürdün ya? Arkada hep cipsler, meyve suları falan. Akşam arkadaşlarla iyi takılmışsın ha. He? Evet öyle. Akşamları alıyorsun arabaya götürüyorsun. Helal olsun. Yiyecek bir şey yok. Arabayı çalıyorum. Vallahi yaparsın. Bu bünce bu Honda'yı götürür. Bunda o tip var çünkü. Vallahi şaka bir yana ama arabanın arkası bayağı bir berbat. Şimdi jilet gibi yaptık. Şimdi gelelim asıl işe. Şimdi. Arkayı da düzelteceğim sonra da. Benim gözlüğümü almış Berat Reis. Gözlük ne halde yemin ediyorum. Her yeri el, parmak, kol, bacak izi. Şimdi bu da benim mikrofiber bezim. Ondan sonra bunu da yine DM'den aldım reislerim. Bunu almamdaki sebebi de size söyleyeyim. Bu torpidoyu falan böyle siyah parlatacağım yerleri reislerime söyleyeyim. Bunlarla parlatıyorum da ben şu benim parlatıcı gibi. Gençler bu da benim meşhur parlatıcı. Bunu da DM'den alıyorum. Şu da ya bu da torpido için. Yani bunu da kullanıyorum da torpidoya ama mikrofiber bezle yani daha çok şunu kullanıyorum. Bak bu da
DM'in markası. Bu da DM'de var. Zaten deri koltuk olsun. Ondan sonra bakın araba torpidosu, araba için şey olsun. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı yanılmıyorsam valla en fazla 2,5 en fazla 3 euro olması lazım. Şimdi bunun benim mikrofiber beze güzelce bir sıkayım. Şöyle güzelce bir sıkalım böyle sulu sulu. Ondan sonra bunu güzelce ekmeğin arasına koyalım, yiyelim değil mi? Berat mübarek, ne güç var sende ya. Şimdi ne isterim, bakın şimdi bunu buraya böyle koyduğum vakit direkt parlatıyor. Yani o yüzden bunu ben size şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü hem temizlediğim vakit, hani temizlik malzemelerini de dedim size göstereyim. Şimdi Almanya'nın her yerinde DM var. İsterseniz online, isterseniz gidip oradan satın alın. Ama bu bez o kadar yumuşak ki hani hem çizmiyor arabayı, istediğiniz modelde kullanın. Vallahi arabanız isterse BMW, Porsche, Panamera, artık hangi modeli kullanıyorsanız fark etmez. Yani bunu gönül rahatlığıyla reislerime söyleyeyim, kullanabilirsiniz. Ondan sonra mesela bunu kullandığınız vakit yani yağmur falan yağmadığı müddetçe sıkıntı yok. Çünkü yağmur falan yağdığı falan bazen burada izler mizler oluyor. Ama onun dışında böyle güneşli havalarda falan kullandığınız vakit herhangi bir problem yaratmıyor. Ben şimdi burayı da yaptım. Ondan sonra şurayı da güzelce bir yapayım. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Şöyle yani şu torpidoyla falan yapayım. Ondan sonra bu altlara baklara geçerim. Arkaları falan da yapacağım. Ben yine biraz daha sprey sıkayım. Evet reislerim, işlemimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Arabamızın önünü güzelce sildik. İçini, dişini. Ondan sonra yanları da aynı şekilde size gösterdiğim mikrofiber bezle, bir de o sprey yardımıyla güzelce ne parlattık valla. Direksiyon, direksiyon, sterge, mösterge, her yer parlıyor. Buraları sildik zaten, sunroof'u falan da güzelce bir sildim. Aynı şekilde yan tarafı da. Ondan sonra arkası da aynı şekil. Bilmiyorum parlıyor mu. Camlar, mamlar, şu plastik aksamlar, hepsini güzelce bir şekilde temizledik, parlattık. Valla arabamız bu şekilde gözüküyor. Dolabımızı koyduk valla. Çünkü sağa sola gittiğim vakit içecekler aldığımız vakit onun içine koyuyoruz. Şimdi süpürgeyi de eve bırakacağım. Ondan sonra bu da arabamızın önü. Valla 10 numara 5 yıldız yaptık. Parlattık. Bugünlük de böyle oldu valla. Yorulduk. Onun dışında öyle artık, dışını da başka bir gün inşallah müsait olduğumuzda yıkarız Allah'ın izniyle. Gözlerinizden öpüyorum kardeşlerim. İnşallah diğer videolarda görüşürüz. Bir isteğiniz, bir arzunuz oldu mu videoların altına yorum yazmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.